seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Merkez Bankası arttıracak mı, FED indirecek mi? Piyasaların yanıtını beklediği iki soru. Bu gece saat 21 ve yarın saat 14. Bu iki sorunun yanıtlarını öğreneceğiz. Saat 21'de siz belki de izlerken bu videoyu FED, Amerikan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Ne yapacağını biliyoruz, sabit bırakacak ama asıl piyasaların işte yanıtını merak ettiği soru nokta planında bu sene için 3 faiz indirimi mi olacak Aralık ayında öngördüğü gibi yoksa 2'ye mi indirecek? 2'ye indirirse altın için kötü, gümüş için kötü, Amerikan borsaları için kötü, Bitcoin ve kripto paralar için kötü. Dolayısıyla yarın bizim borsamız için de kötü olabilir. Ama şu anki ağırlıklı beklenti 3 faiz indirim beklentisine dokunmayacağı biçiminde. Sonra yarın saat 14. Merkez Bankası'nın faiz kararı. Anketlerde yarın bizim Merkez Bankamızın pas geçeceği beklentisi var. Bunu daha önce aktarmıştım. Benim de beklentim bu arada böyle. Seçim öncesinde buna yani bir faiz artırma siyasi onayın çıkmayacağını düşünüyoruz. Ama diğer yandan yurt içinde çok ciddi bir döviz talebi var. Ve şimdi bir acil durum hissiyle belki yarın Merkez Bankası bir faiz artırımı yapabilir. Bugün piyasalarda bunun fiyatlamasını gördük. Mesela kapalı çarşıda dolar biraz gevşedi. Dün 33 lira 25 kuruştan satabiliyorduk dolarımızı ve oradaki büroların satış fiyatı 33 lira 31 kuruştaydı. Bugün kapalı çarşıda dolarımızı satış fiyatımız 33 lira 10 kuruş çarşamba akşamı ve oradaki büroların satış fiyatı ise 33 lira 18 kuruşa geriledi. Yani yaklaşık bir 10 kuruş civarında düşüş var. Bu arada bankalar arası piyasada yükselişini sürdürdü. O kontrollü yükseliş 32 lira 38 kuruşa geldi. Makas pazartesi günü haftanın başında 1 liraya kadar yükselen kapalı çarşı bankalararası piyasa makası yeniden geriledi. Bunun arkasında işte yarın Merkez Bankası bir faiz artırımı yapar ve faiz artırımı sonrasında dövizde gerileme yaşanır beklentisi var veya öngörüsü var. Bu işte bugün serbest piyasada dövizin bir miktar gerilemesine neden oldu. Keza bugün Borsa İstanbul'da da bu beklentiyle yani yarın Merkez Bankası bir artırım yapacak ve bu da dövize ve altına olan talebi kesecek beklentisiyle biraz yükseliş vardı. Özellikle banka hisseleri öncülüğünde bugün Borsa İstanbul'un yükseldiğini gördük. Yani yarınki Merkez Bankası'nın artırımı istikrar kazandırır. Türkiye ekonomisine piyasalara beklentisi bu. Bu akşam saat 21 ve yarın saat 14 birlikte izleyeceğiz. Bu arada Türkiye'nin ama CDS'i risk birimi yükseldi ve bu arada negatif ayrıştı. Yani bütün dünyada, bütün gelişen ülkelerde yükseliş yok. Türkiye'nin CDS'i 5 yıllık risk birimi bu sabah 340'ın da üzerindeydi. Bir süredir yükseliş var. Türkiye'nin risk primi biz küçük yatırımcıları, tasarruf sahipleri neden ilgilendiriyor? Çünkü Türkiye'nin Eurobondlarının değeri biraz düşüyor. Eurobond yatırımcıları bu işten zararlı çıkıyorlar. Ve şu anda burada fonbul.com'dan çıkardığım Eurobond fonlarının günlük getirilerini görüyorsunuz. Dün mesela gerçekten de kayıplar vardı. Birçok Eurobond fonu dün yatırımcılarına kaybettirdi. Ama seçim sonrasında bambaşka bir düzleme Türkiye'ye girecek. O zaman göreceğiz. Şimdi Mehmet Şimşek biliyorsunuz seçim sonrasında dövizde sert bir yükselişe izin vermeyeceklerini söylüyor. Ve bu arada ekonomi yönetiminin değişmeyeceği mesajını veriyor. Ekonomi politikalarının değişmeyeceği mesajını yine veriyor. Eğer onun dediği gibi olursa o zaman Türkiye'nin CDS'inde bir miktar yine toparlanma olur. O da o dönemde Eurobond yatırımcıları elbette kazandırır. Kapalı çarşı Merkez Bankası'nın kararını bekliyor. Döviz piyasası bekliyor. Borsa İstanbul bekliyor. Ve bu arada dünya piyasaları da işte FED'in kararını bekliyor. Altın ve gümüş de bekliyor. Altında zaten hafta başından bu yana böyle bir araf durumu var. Yani FED'in kararı öncesinde bir belirsizlik içinde 2150 ile 2160 dolar arasında salınıyor hafta başından bu yana. Şu anda da ons altın dünya piyasalarında ben videoyu çekerken 2154 dolarda, kapalı çarşıda 2472 lira satış fiyatımız fiziki gram altını. Çünkü gram altın biliyorsunuz hem ons altına göre hem dolara göre fiyatlanıyor. İşte birinden biri yükselince kapalı çarşıda fiziki gram altının satış fiyatımız veya oradan alış fiyatımız yükseliyor. Ama bugün ikisi birden yatay olduğu için hatta dolar biraz gerilediği için kapalı çarşıda gram altının satış fiyatımız çok çok az. Yani birkaç lira bugün düştü. Bu arada ons gümüş geçen hafta 25.3 dolara kadar yükselen ons gümüş ise bugün 24.96 dolarda yani 25 doların altına bugün indi. O da tıpkı büyük abisi altın gibi FED'in kararını bekliyor. Şimdi gram altın biliyorsunuz kapalı çarşıda ve bankalararası piyasa arasında epey farklı, fiyatları büyük bir makas var. Dün aktarmıştım, uzun zaman hatta hiç tarihte görülmedik ölçüde büyük bir makas oluştu. Bunun sebebi altın ithalatına getirilen kota Ağustos ayında getirildi ve şimdi Türkiye'ye büyük altın ithalatçıları eskiden ithal ettikleri tutarın 3'te 1'ini 4'te 1'ini getirebiliyorlar. Bu da hatta altın kaçakçılığını patlattı demiştim ama bu kota sonrasında dünyadaki altın fiyatıyla Türkiye'deki altın fiyatı arasında da büyük bir makas ortaya çıktı. 2-3 bin dolar civarındaydı. Şimdi son yükselişle bu makas kilogramda, altının kilogramında 5 bin dolara kadar çıkmış durumda. Ama bir yandan da yani bu kota, bu yasak sermaye kontrolü de diyebiliriz buna. Yani bazı vatandaşları sanki buna zorluyormuş gibi. Yani bu tip böyle kaçakçılığın, yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmenin en iyi yolu burada bu sermaye kontrolünü kaldırmak. Ama şimdi bunu kaldırmak da kolay değil. Çünkü bir anda bu kotayı kaldırırsa ekonomi yönetimi, o zaman Türkiye'de kilogram fiyatı dünyayla eşitleneceği için bir anda fiziki gram altının satış fiyatımız veya alış fiyatımız, yani kapalı çarşı fiyatı birdenbire düşer. Nereye kadar düşer? Bu konuda altın uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk'ün bu konuda bir görüşü vardı bugün Nasıl bir Ekonomi gazetesinde. Diyor ki şu anda 2450 lira civarında olan gram altının fiyatı eğer bu kota kaldırılırsa 2200 kadar geriler. Peki kaldırılır mı bu kota? Hayır, kaldırılmaz. Çünkü Türkiye'nin cari açığını kapattı bu kota. Türkiye'nin cari açığı ciddi oranda azaldı. Bir ara bundan 1-1,5 sene önce 60 milyar dolar civarındaydı ve Türkiye'nin milli gelirinin oranı %6'ya yaklaşmıştı. Cari açığın milli geliri oranı %5'in üzerine çıktığında bu alarm zili demek. Yani o ülke krize sürükleniyor demek. Ve şimdi Türkiye'nin cari açığı, altın ithalatımız bu kota nedeniyle azaldığı için Türkiye'nin cari açığının milli geliri oranı da %3,4'e kadar geriledi Ocak ayında. Yani önümüzdeki dönemde Mehmet Şimşek görevinde kaldığı sürece bu kotanın da aynen uzun bir süre boyunca devam edeceğini ve kapalı çarşıda gram altının bankalararası piyasanın epey üzerinde kalacağını, keza bu arada Türkiye'de altının kilogram fiyatının dünyanın işte 3-5 bin dolar üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz. Amerikan borsalarında ilginç bir, önemli bir halka arz var önümüzdeki günlerde. Yine bir yapay zeka şirketi, geçen yıl biliyorsunuz, geçen yıla Amerika'da Nasdaq'ta ARM Holdings'in, İngiliz yapay zeka çip üreticisi, onun halka arzı damgasını vurmuştu. Bir çılgınlık olmuştu. Şimdi yeni bir yapay zeka şirketi geliyor. Astera Labs, bu da bir yapay zeka çip üreticisi Amerika'da. Bu da bu yıla damgasını vuracak halka arzlardan biri olabilir. Amerikan borsalarında biliyorsunuz, düzenli izleyicilerin bildiği gibi bu kanalın sponsorlarından Midas ile yatırım yapmanız mümkün. 1,5 dolarlık işlem maliyetiyle alabilir, hisse senedi ya da satabilirsiniz. Yalnız halka arzlara katılamıyorsunuz Midas'la. Halka arz olduktan sonra işlem gördüğü anda alabilirsiniz. Geçen yıl ARM Holdings'te bazı yatırımcıların yaptığı gibi. Midas Türkiye'de SPK'nın denetiminde, orada işbirliği yaptığı kurumlar ilgili mercilerin denetiminde. Midas'ta yatırım hesabı açmak için kullanabileceğiniz linki videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ve geçelim Borsa İstanbul'a. Borsada bugün videonun başında belirttiğim gibi yarın Merkez Bankası bir faiz artırımı yapacak. O da altına ve dövize olan talebin önünü kesecek beklentisiyle özellikle banka hisselerinde yapılan alımlar etkiliydi. Banka endeksi bir ara %3'ten fazla artı oldu. Onun katkısıyla 9000 üzerine çıktı. Ana endeks 9027'yi gördü. Ama gün sonunda banka hisselerine biraz satış geldi ve %0,88 artı kapattı banka endeksi. Ana endeks 9000 altına indi. 8955'ten kapattı. %0,20 yukarıda BIST 100. Sanayi endeksi %0,41 yukarıda. İşlem hacmi 142 milyar lira ama bunun büyük kısmı banka ve bu arada bilişim ve teknolojideki alımlardan oluşuyor. Bilişim ve teknoloji bu arada yine bildiğiniz gibi orada yine alımlar geri döndü. Yarın Merkez Bankası'nın işte kararı son derece kritik. Eğer beklenen artırımı yapmazsa bu banka hisselerinde bu bir satışa elbette beklentiyi bozacağı, beklentiyi hayal kırıklığıyla sonuçlanmasına neden olacağı için banka hisselerinde bir satışa yol açabilir. Her durumda yarın yüksek volatiliteye, yani büyük oynaklığa hazır olmak lazım. Özellikle tansiyon hastası olan izleyicileri uyarıyorum. Bugün pozitif ayrıca sektörler elektrik, bilişim, KOBİ ve bankalar biraz. Ve hisseler MIA, Reeder Teknoloji, iki teknoloji şirketi ve Koç Holding, Zoren, Mogan, Ford Otosan, Halkars hisseleri, Limak ve Artemis, bu tavan oldu, Artemis halı. Negatif ayrışan sektörler, aracı kurumlar, spor, gayrimenkul ve hisseler Tüpraş, Ereğli, Koza Altın, Altın Sertifikası, Aselsan, Türkcell, Doğuş Oto, Petkim, Şişe, Bin ve Tofaş. Destek yarın 8.850'de birinci destek. İkinci destek aşağıda ana destek çalıştığını gördüğümüz 8.750. Yukarıda direnç 9.100'de. Şimdi bugün kim aldı diye baktığımızda Ak Yatırım aldı 1.592 milyon liraya yakın. Yani bugün alan banka hisselerinde alım yapanlar, yani yarın Merkez Bankası'nın faiz arttıracağını oynayanlar büyük olasılıkla yerli yatırımcılar. Yani Bank of America değil. İkinci sırada iş yatırım 893 milyon liradan fazla. Karşılarında satıcı Bank of America ikinci sırada ama ilk satıcı QNB Finans yatırım 1.766 milyon liraya yakın. Bank of America'nın da 614 milyon liradan fazla bugün satışı vardı. Ak Yatırım, Yapı Kredi, Koç Holding, Ford Otosan, Sahol, Tüpraş aldı. QNB, MIA Teknoloji, Migros, Yapı Kredi, Ereğli, Sabancı Holding sattı. Ve para girişi olanlar Koç Holding, Yapı Kredi, Mogan, Ereğli, Ford Oto, Akbank, Bimaş, Zoren, Yaprak ve Alves. Ve para çıkışı olanlar Migros, Petkim, MIA Teknoloji, Halkbank, Enka İnşaat, Cemaş, Coca-Cola, Gübre, Arçelik ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Akşamları 20.30'da buradayım. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin.